Merhabalar. En çok sorulan sorulardan bir tanesi şu: tansiyonum düşük, ne yapabilirim? Fakat her şeyden önce tansiyonunuz gerçekten düşük mü, onu saptamak lazım. Çoğunlukla bilekten ölçülen, tamamıyla elektronik olan cihazlarda yanlış ölçüm şansı yüksektir. O yüzden elektronik cihazınızı mutlaka klasik doktorların ölçtüğü gibi bir tansiyon ölçümüyle karşılaştırmanız lazım. Yani normale göre yüksek mi, düşük mü, aynı mı ölçüyor? Ve zaman içerisinde bir elektronik aletlerin hassasiyeti de biliyorsunuz azalıyor. Koldan özellikle şişme tarzında yapılan tansiyon aletleri daha güvenilir. Peki tansiyonumuz ne kadar düşük? Ne kadar bundan etkileniyoruz? Bir kere her şeyden evvel küçük büyük tansiyonun ne kadar düşük olduğu ile ilgili olan yaklaşımlar gerçek anlamda fizyolojik olarak bizim için pek bir şey ifade etmez. Özellikle kalple ilgili ameliyatlardan sonra ve yoğun bakımlarda direkt olarak koldaki atardamardan tansiyon ölçülür. Ve bu ölçümde bizim en çok kullandığımız ortalama diyebileceğimiz bir kan basıncıdır. Peki bu nasıl ölçülür? Şöyle ölçülür: küçük tansiyonunuz artı büyük tansiyon eksi küçük tansiyon farkı bölü 2. İşte buna biz mean arterial pressure veya ortalama atardamar kan basıncı adını veriyoruz. Bunun minimum 60 olması lazım. 60'ın altına düştüğü andan itibaren başta böbrekler olmak üzere tüm organlarda bir takım bozukluklar ortaya çıkar. Böbrek tansiyon düşüklüğünden etkilenen ilk organdır. Eğer kişinin tansiyonu düşükse günlük çıkardığı idrar miktarı düşer ve buna bağlı olarak da genel olarak bir halsizlik, bitkinlik, zayıflık, baş dönmesi gibi olaylar görülebilir. Ama benim tansiyonum düşük olan diyen kişi şunu unutmamalıdır: eğer siz konuşuyorsanız, ayaktaysanız, dolaşıyorsanız ve idrar çıkartıyorsanız normal ölçüler içerisinde, o tansiyon sizin için yeterlidir efendim. Çünkü tansiyonumuz vücudumuzda bizim tamamıyla dışımızda olan otonom olarak çalışan sempatik sinir sistemi tarafından düzenlenir. Ve o da acil durumlarda tansiyon düştüğü zaman yükseltmek için de elinden geleni yapar. Allah korusun, bu derecede tehlikeli durumlar olduğu zaman zaten siz hastaneye gitmek zorunda kalırsınız. Dolayısıyla toplumda yaygın olan benim tansiyonum düşük öyküsünün altında yatan gerçek neden budur efendim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Özellikle YouTube'da hem tansiyon düşüklüğü hem tansiyon yüksekliği üzerinde iki tane videom var. Oldukça da fazla izlenmiş. Onları da detayları merak ediyorsanız tıklamanızı öneririm efendim. Hoşça kalın.